Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Daha önce bu videonun aynı konusunu Survivor üzerinden yapmıştım ve bayağı bir yorum gördüm uzayda nereye yapıyorlar diye. Ve en çok like alan yorum da oydu zaten. Bugün sizin için biraz bir araştırma yaptım ve uzayda nereye yaptıklarını öğreneceğiz şimdi. Hadi başlayalım. Şimdi en başta uzayda yaşanan en büyük, en sinir bozucu olaylar var mesela. Islanan eşyalarınızı sıktığınız zaman şu türden bir manzarayla karşılaşabiliyormuşsunuz ve bu gerçekten sinir bozucudur bence de. Hani evde bile tırnağınızı keserken sağa sola sıçrıyor, bir de şuradakine bakın. Adam tırnağını kestiği zaman illa bu elektrik süpürgesi gibi bir makine var, onun içine atmak zorunda kalıyor. Ekmek kırıntılarıyla uğraşmamak adına lavaş ekmek tarzı şeyler yiyorlar. Hani bildiğiniz gibi lavaş ekmek sadece çok az biraz ununu döker ama kırıntı yapmaz sağda solda. O yüzden bunu tercih ediyorlarmış. Ve bu arada arkadaşlar, henüz videoya like atmadıysanız lütfen like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Mesela dişinizi fırçalarken ağzınızdaki diş macunundan kurtulmanın tek yolu onu yutmak olabiliyormuş. Yani o diş macununu yutmanız gerekiyormuş. Ben yapamazdım herhalde ya. Çok ağır gelirdi onun tadı bana. Astronotların sürekli midelere bulanabileceğinden kendileri için kusmuğun tamamını kontrol altında tutan özel poşetleri kullanmak zorunda kalabiliyorlarmış. Hani kusmuğu kontrol altında tutabilen poşet ne demek? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Onun ne olduğuna baktım ama bulamadım. O yüzden bulursam onun ne olduğunu da yorumlara yazacağım. Saçlarını keserken su kullanamayacakları için tıraş sırasında saçlarını bir arada tutacak bir krem kullanmak zorunda oluyorlarmış. Mantıklı bence de, ama hani bu wax gibi bir kremdir herhalde. Hepsini tek bir yerde tutuyordur. Ve burada daha da garip bir şey var. Saç tıraşı olurken kullandıkları makinede dökülen saçları çekmek için bir vakum hortumu varmış. Bakar mısın şuna ya? Tıraş olduğun sırada o kılları direkt makine içine çekiyor. Sebze yemek isteyince sadece kurutulmuş ve havası alınmış poşetlerde gelen sebzelerden yiyebiliyorlarmış. Rehidrasyon makinesinden de geçirilmeleri gerekiyormuş bu yemeklerin sanırım. O makinede sıvı ve tuz kaybının giderilmesini sağlıyormuş. Ne olduğunu anlamadım onun yani. Tatlılar genelde puding şeklinde poşetlenmiş şekilde geliyor. Görseldeki çikolatalı bir pudingmiş. Bakar mısın abi, şuna bak, nasıl bir şey bu ya? Ellerini yıkamak için önceden paketlenmiş sabunlu su poşetlerini kullanmak zorundalarmış. Bu nasıl bir şey lan? Anlamadım ben bunun ne olduğunu. Tabaktan kuru yemiş çekmeye benzemiyormuş uzayda kuru yemiş yemek. Hani böyle hep kuru yemişin arasında Antep fıstığını ararsın ya. Burada onu yapamıyorsun. Eline ne gelirse onu yemek zorunda kalıyorsun büyük ihtimal. Öyle her yerde uyuyamıyorlarmış. Uyumak için özel tulumunu giyip uyku kabinine girmesi gerekiyormuş. Bunu biliyordum. Hani belli bir kabini oluyor bu adamların, o kabinin içine giriyorlar, uyku tulumlarını giyiyorlar ve uyku tulumlarını giydikten sonra kendilerini bağlıyorlar. Yoksa böyle sağa sola gidebiliyorlarmış, kafayı yiyebiliyorlarmış, öyle durumlar vardı. Yani bildiğin kendini şöyle bir şekilde mumyalıyor gibi bir şey oluyor uyurken, öyle uyuyabiliyor anca. Ağladığında gözyaşları yüzlerinde birikebiliyormuş şu şekilde gördüğünüz gibi hani. Çok garip olurdu böyle bir şey olsaydı. Şimdi orada tuvaleti bulamadık. Ben orada tuvaleti buluruz diye umuyordum ama bulamadık. Burada bakacağız. NASA'da görevli astronotların tuvalet ihtiyaçlarını nasıl giderdiğini anlatan bu video astronot Samantha Cristoforetti tarafından hazırlanmıştır. Eğer bu zamana kadar yerçekimsiz ortamda, yani uzayda astronotların nasıl tuvalet ihtiyaçlarını merak ettiyseniz, nasıl tuvalet ihtiyaçlarını giderdiklerini yazacağına nasıl tuvalet ihtiyaçlarını merak ettiyseniz... Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hazırlanan bu videoda Samantha uzay aracının içerisinde tuvalet ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini anlatıyor. Haliyle dünyadakinden daha farklı olan tuvalet sisteminde kokuyu dışarı atmak için bir çeşit vakumlu boru kullanıyorlar. Ayrıca tuvaletlerini yapmak için oturdukları alan ise oldukça rahatsız görünüyor. İhtiyaçlarını poşetin içerisine gideren astronotlar işleri bittiğinde poşetlerin ağzını kapatıp deliğe doğru hafifçe bastırıyorlar. En son işlem ise bir sonra tuvaleti kullanacak kişi için yeni poşet bırakmakmış. Burada bir videodan bahsediyor, o videoya bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tuvaletine hoş geldiniz diyor. Grab this piece of equipment and turn this rotor switch 90 degrees to the open position. What that does? Ters tarafa doğru 90 derece çevireceksin bunu diyor. Number one, number two dediği büyük küçük olmasın, bir dakika. Number one için bunu yerleştiriyorsunuz diyor, bunu da çeviriyorsunuz, içine çekiyor dedi sanırsam. Hani number one dediği oysa çok tehlikeli bir alete benziyor. Şimdi de iki numarayı anlatacakmış, bakalım nasılmış o. Oturma yeri falan diyor bu da. Abi böyle bildiğin elliyor ya şöyle.
Number 2 demeye devam ediyor hala. To lift this one as well and use directly the opening that goes in. Abi bildiğim böyle elliyor falan, bu ne lan? It looks like this. And when we are done with our business, we close the bag and we push it down into the solid waste container. Hani diyor ki orada iki tane şey varmış, biraz rahat görünüyor bu diyor ama aslında rahat değil diyor. Bunun yerine diğerini açmayı tercih ediyoruz genel olarak diyor. Bakalım başka neler anlatacak. And use directly the opening that goes into the bag. And in fact there is a bag in there. It looks like this. Burada bir tane poşet varmış, çanta var diyor, bag. İşimiz bittiği zaman bunu koyup içine doğru ittiriyoruz diyor. Ha, diğer kişi için yeni bir tanesini koyuyorlarmış. Az önce okuduğumuz yazdaki gibi. What's a normal, you mean like the one you have in your house? That's right. All right. Ne oldu öyle? Bir de ritim yapmışlar. Zamanında ilk önce bu şekilde böyle uzay bezleri kullanmışlar. Bebek bezi gibi bir şey. Böyle şeylerde tuvaletlerini yapıyorlarmış. Daha sonra da az önce izlediğimiz gibi bir tane tuvalet yapmışlar. Hani bildiğiniz bu sefer tam ihtiyaç gidermek için vakumlu çift tuvalet yapmışlar. Biri 1 numaralı tuvaletiniz için, diğeri de 2 numaralı tuvaletiniz için. 2 numaralı tuvaletinizi yaparken oraya oturuyormuşsunuz. O vakumda zaten vuv diye her şeyi içine çekiyormuş, poşete dolduruyormuş. 1 numaralı da tak diye takıyorsunuz sanırım. O da yine vakumlu bir şekilde içine çekiyormuş. Dediğim gibi idrar için ucunda vakumlu huni olan bir hortum bulunurmuş. Ve bu hani herkesin kendi kişisel hunisi oluyormuş. Başkası başkasınınkini kullanmıyormuş. Erkek ve kadın için çok az farklı huniler bulunuyormuş. Astronotlar önce vücutlarını oturdukları klozete bağlarlar. Bu sayede yer çekimsiz ortamda tuvalete sabit kalır, havalanmazlar. Uzayda suyun doğru kullanılması en önemli konulardan biri olduğu için bu tuvaletler suyla değil, vakum gücü ile aynı, vakum gücü ile yani hava ile çalışır. Astronotlar tuvalete girmeden önce tuvalete özel bir poşet takar ve çıkarken poşeti alırlar. Astronotlar eğitimleri boyunca kameralı bir cihazla uzayda tuvalet ihtiyacı giderme eğitimi de alırlar. Ayrıca astronotlar uzay elbiseliyken tuvalet ihtiyacı için çocuk bezi gibi sıvı emici iç çamaşırları giyerlermiş. Evet, yeni bir bilgi öğrendik. Ay. Şimdi arkadaşlar bir tane test buldum. Ne bakıyorsun lan? Yüzde kaç uzaylı, yüzde kaç insansın diye diyor ki: geçen bu efsanevi yaratıklardan hangisini daha çok sevdiğini söyler misin? Baba Yaga, Shu, Churupira, Kasa Obeka, Strigigo Kumikika. Bunların hiçbirini bilmiyorum ama bana en iyisi bu geldi. Yani en cana yakını o geldi. Peki fiziksel acıya karşı toleransın nasıldır? Fiziksel acı düşük ya. Hani acı çekmeyi sevmem açıkça. Seni çevrendekilere duygusal bir insan mıdır diye sorsak ne cevap verirler? Evet derler bence. Bize gerçekleri söyle lütfen. Ne sıklıkla ağlarsın? Bakalım. Çalalım. Çok nadir. En azı bu herhalde. Çok nadir. Zaman zaman bulunduğun ortamdan tamamen soyutlanıp kısa bir süreliğine orada olmadığını hissettiğin oldu mu hiç? Evet. Evet. Lanet olsun, evet. İyi düşün bu şekil sana neyi çağrıştırıyor? Bu şekil sonsuzluğu bana çağrıştırıyor ya. Sonsuzluğa giden bir şey gibi. Bir süre bakınca seni en çok rahatsız eden bunlardan hangisi? Shu. Biraz bakınca Shu en rahatsız edeni. Son soruya geldik. Kafanı gökyüzüne kaldırdığında hissettiğin duyguyu en iyi anlatan görsel aşağıda, görsel bunlardan hangisidir? Şu oluyor bende ya. Bu ne lan falan. %75 uzaylı, %25 insanmışız. Vay. Büyük ölçüde uzaylısın. Aramıza karışmış olabilirsin ama buraya ait olmadığın bir şekilde anlaşılıyor. Başka bir gezegenden izler taşıyorsun. Buradaki hayata ve insanlara oldukça uzaksın. Ne kadar o hayatın ve insanların içinde görünsen de buraya uyum sağlamakta zorlanıyorsun. Ama o %25'lik kısım sana yardımcı oluyor. Senin evin çok uzaklarda. Burada sadece bir misafirsin. Ben gideyim o zaman ya. Çok durduk burada. YouTube kanalı açtık falan böyle. 500.000 aboneye geçtik. Ama misafiriz. Evet. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Henüz videoyu beğenmediyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.